buraya gelen oyuncu konuklarıma hep aynı soruyu soruyorum. Ya da buraya gelmeyen oyuncu dostlarla lafladığımız zaman Üstad başka dizileri izliyor musunuz? Diye soruyorum. Siz izliyor musunuz başka dizileri? Nasıl? Ha, başka dizileri. Başka dizilere bakıyor musunuz? Tamam, bakıyor musunuz? Yerli dizi mi? Yerli dizi, yabancı. Tabii. Yerli dizi daha çok. Yani çünkü biraz sektörün havasını da koklaması açısından oyuncunun biraz dizilere bakması gerekir diye düşünüyorum. Bir, şimdi çok fikrim. Dürüst cevap vereyim mi? Tamam. Mutlaka her diziyi bir kere seyretmişimdir. Kim ne yapmış, nasıl yapmış. En az bir cepte yani. En az bir kere seyrederim. Ama bunun dışında kafamda da o bilgi kirliliğine ya da görüntü kirliliğine de yol açmak istemiyorum. Bazı işler çok kötü. Rating alıyor olması önemli değil. Hı-hı. Ama ben beğenmiyorum. Hı-hı. Ve seyretmek istemiyorum. Her yabancı dizi de güzel demek değil. Ama değil. Bunların arasında da seçtiğim diziler var. House'u mesela çok seviyorum. Ve seyrediyorum ve onu da böyle sezon sezon seyrediyorum. Hani haftalık seyretmiyorum da işte hangi dizi DVD, House. Ya da Doktorlar işte Sopranos. Doktorlar yerine 6 saat verse keşke. Yani Sopranos gibi. Ama bunun yanında da çok güzel, Türkiye'de de çok güzel diziler var ama diziler film gibi. Yani ben dizi seyredemiyorum çünkü çok uzun. 90 dakika, 100 dakika, 120 90 dakika bir sen dizi. Kaç tane sahne attırırsın değil mi? Tabii yani, böyle bir durum var yani Amerika'da eğer bir sitcom çekiyorsanız 24 dakikadır. 24'ü seyrediyorsanız eğer 50 dakikadır. Hani bunları süreleri belli ama arkadaşlarımın işi varsa eğer mutlaka seyrediyorum. Dediğim gibi en az bir bölüm seyrediyorum bir ama bölüm oturup seyrediyorum. Da düzenli takip, düzenli takip şey. Etmiyorum. Öyle bir vaktim de yok ayrıca. Ve seyredemiyorum. Yine de bir fikir veriyordur sektörün ne olduğu tabii hakkında. Feride senin için. Her cümlesine katılıyorum aynı şekilde. Sen de bir cepte gidiyorsun. Ben de yani mesela işte biraz önce konuştuk. Bence bu ikinci turu çocuklar duymasının çok daha iyi. Oyunculuklar daha iyi. Senaryo daha iyi bence. Ben de ilk bölümlere bakıyorum muhakkak. Takip etmeye çalıştığım diziler oldu ama geçen sezon. Üsküdar'a giderken çok sevdim. Erken bitti, çok üzüldüm. Leyla ile Mecnun'u seviyorum. Hani onları takip ediyor. Etmeye çalışıyorum. Güzel. Levent senin? Hiç alakam yok yani. Yok hiç. Sıfır. Ama bu mesela işte oradan açtım. Bir şey tartışıyorlardı. Osman kim ya dedim Twitter'da. Üstüme yıkıldı Twitter. Yönetmeni küstü dizinin benimle yani nasıl bilmez falan diye. Abi yani bundan film yapma durumunda mıyım yani? Hakikaten anlamadım yani ne oldu. Osman'ı bilerek diyorsun. Yok efendim Cumhurbaşkanı biliyormuş sen nasıl bilmezmişsin? Abi bilmiyorum. Bilmemekten de şey yapmıyorum bilmiyorum. Ben bilmiyorum falan da demiyorum ki. Anlamadım da ne olduğunu yani. Hangi ki, Osman? Şeyde öyle bir geçen nasıl bilmezsin ya? Olur mu öyle şey ya? Allah Allah. Tamam ben çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Bu akşam katıldığınız için. Ama şunu söyleyeceğim. Bu benim dizilere tavırlı olmamdan nedeni bu değil. İki tane tiyatro oyununda oynuyorum. Ve ikisinde de yoğunlukla oynuyorum sezon içinde. Mutlaka bir televizyon dizisinin çekiminde oluyorum. İki tane çocuğum var. Bana ihtiyacı olan iki tane oğlum var. Eşim var. Eve gidip de bir dizi izleyebilme fırsatım yok benim. Bu benim dizileri sevmediğim, dizileri aşağıladığım anlamına gelmez. Ancak da böyle söylersem bir anlam bulur. Yani ben hayır dizileri izlemiyorum derken onları tavrımdan değil, vaktim olmadığı için. Ben sanatla uğraşmaktan, tiyatro oyunu oynamaktan, televizyon dizisi çekmekten ki o sanat değil, çocuklarımla birlikte olmaktan sanat eserinin sadece yapanı olabiliyorum. Anladım. İzleyeni olamıyorum. Yarın çekici kapıp evine geliyorum adresi ver o televizyonu da kırıyor. O kadar net yani. Çocuklarım Jetix Play'leri nerede izleyecekler? Çocuklarını izletiyorsun ama anladım. Sefer abi siz bakıyor musunuz? Valla ben de Tamer'in dediği gibi yani yeni bir dizi başlarken basından da haberimiz oluyor zaten. Zaten arada da konuşuluyor. Merak ediyorum. Bakıyorum ben de bir iki bölümüne bakıyorum. Hatta bu akşam da gelirken yeni bir dizinin ikinci bölümü müydü, üçüncü bölümü müydü? Baştan sona seyrettim hatta. Hoşuma da gitti. Ama adını hatırlayamayacağım şimdi. Yengeli bir dizi. Aa şey bizim yenge. Ha bizim yeni başladı ikinci bölüm. Bayağı da şık şirin. Ve ben de birkaç ama böyle devamlı seyrettiğim bir yerli dizi yok. Ama perşembe akşamı şu var şunu seyredeyim diye seyrettiğim bir dizi yok. Zaten çalışmanın ritminden de dolayı. Kendi yani dizine bakıyor musun abi? Çok istiyorum bir tiyatro oyunu oynamayı. Bunun için de boyuna bir atakta bulunuyorum. Fakat bu dizi çekimlerinin hele böyle zamanlaması Şevket onu bir denedi.
Sonra dedi ki abi çok zor hakikaten gece 1'de provaya. Ben ona razıyım fakat özel tiyatroda önünü göremiyorsun. Yani onlar da bir turne yapacaklar. Bu turneyi programlamak gerekiyor. O strese girmek istemiyorum. Ama mutlaka bir oyun oynayacağım. Hatta espri yaptım. Ya bir tek kişilik oyun oynayayım. Yani çalışacak zamanı arabayla giderken bile bulur insan. Kırmızı ışıkta durunca ezber yaparsın falan diye düşündüm ama şu an biraz sıkıntılı o iş. Devlet tiyatroları devam ediyor mu? Hayır. Devam ediyor. Yani tamamen artık şey setlerde geçiyor. O da güzel. Tamer, senin tiyatro çalışman var mı? Bu sene yok, hayır. Geçen sene vardı. Shakespeare'in bir yaz gecesi rüyası vardı. Orada neyi oynadın? Yaz gecesi. Orada... Vardı değil mi? Şuursuz. Sonuçta yaz gecesi orada çok iyidir abi. Mekik'i oynadım orada. Mekik. O her rolü oynamak isteyen, kendini beğenmiş çok, oyuncu. Çok güzel roldü o ya. Ve biraz da açıkçası kendimle de dalga geçeyim diye... istedim o rolü. Çünkü aynı oyunu okuldayken de oynamıştım ve Oberon'u oynamıştım. Ormanlar Kralı'nı oynamıştım. Bu sefer farklı bir rol oynamak istedim. Ya okuldayken çok fenaymışsın sen ama. Yani böyle hani kovboy çizmeleri. Hala öyleyim. Böyle bir... yani bir değişmiş gibi sen de okuldayken çok fenaymışsın sanki. Hayır, yani bu kız tavlama için merdivenlerden düşmeler falan. İki türlü de düşünülebilir. Ya bir arpa boyu yol ilerleyememiş 25 senede de denebilir. Ya da bak kutup yıldızı gibi yerinden hiç şaşmamış da denebilir artık. Seçim... Hangisini tercih edersin? B diyelim. Tabii tabii. B diyelim, keyifli olsun ya. O da güzelmiş. Peki tek şans verseler hangisini seslendirdin? Clooney mi, De Niro mu, Bruce Willis mi, Mel Gibson mı, George Bush mu, Kaddafi mi? Hangisini seslendirirdin? Tek şans. Tek şansın var. Gireceksin stüdyoya. Bir daha da yaptırmayacaklar sana seslendirme. Son şansım. Yani şunu okuyayım da mesleği bırakayım. Robert De Niro'yu isterdim herhalde. Oyuncu, en azından bir oyuncuyu seslendirmek isterdim. Sıkı bir oyuncuyla bitirmek isterdim. Fakat bir oyuncuyu seslendirmek de hakikaten çok keyifli oluyor. Yani ben de uzun seneler TRT'de bu dublaj sonra yapmıyordum senelerdir ama. Mesela Laurence Olivier'in o klasiklerini, BBC yapımı, onları dublajını yapmak için seyrederken filmi. Bir 3 saatim falan, 4 saatim geçerdi. Tekrar tekrar makarada. Bu teknoloji yoktu TRT'de o zaman. Tekrar 16. Tekrar makarada yuvarlak tekrar tekrar bak yani gerçekten detay detay görüyorsunuz. Tabii. Filmi, oyunculuğu, oyunu çok büyük bir keyif. Müthiş bir ders aynı zamanda. Tabii çok kesinlikle. Bizlerin oyunculuğuna büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Çünkü çok iyi oyuncuları izlemek, onların sesini duble etmeye çalışmak. O provalar çok ciddi bir eğitim aslında ve de tabii çok iyi de yönetmenlerle çalıştık biz zamanında TRT'de. Tabii, Zafer tabii. Abiyle. Yani ciddi bir olaydı o zamanlar. Evet. Yani bütün primitifliğine rağmen tabii. Diğer şartların tabii. Ama çok ciddiydi. O Richard Burton'ları falan filan tabii. Konuşuyordum ben de. Wow, korkunç şey. Korkunç güzel filmler. Müthiş şey ama şimdi çok hakikaten şey otomatiğe bağlı ve hep aynı sesleri. Ve çok kötü seslendirmeler. Evet. Biraz galiba iş ucuzladı. Çok kötü. Evet. Zart mı atacağım?